Değerli izleyenler çok özel bir yayında sizlerle birlikte TRT Spor ekranlarında. Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un tesislerindeyiz. İlk özel röportajına TRT Spor'a verecek milli gururumuz Nuri Şahin. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sıcağı sıcağına Dortmund'tasınız. Alışabildiniz mi diyeceğim ama e, Antalya Spor'da bir futbolculuk dönemi akabinde antrenörlük, daha öncesinde Dortmund'da bir futbolculuk, evet. şimdi antrenörlük duygularınızı almak isterim. Ya son 3 e, hafta benim için bayağı yoğun geçti açıkçası. Hem e, duygu duygu olarak hem de e, e, günlerim çok yoğun geçti açıkçası. Ama e, Dortmund benim için e, yeni bir yer değil. Yani açıkçası e, doğup büyüdüğüm Futbola başladığım, e, kariyerimin zirvesini yaşadığım yer, e, evim diyebileceğim bir yer. O yüzden çok bir alışkanlık süreci olmadı açıkçası. E, her şey yolunda. E, mutluyum, çok mutluyum. Antalya Spor'da da çok mutluydum. E, burada şimdi Dortmund'da e, yeni bir macera, yeni bir iş, yeni bir hayat e, benim için. Ama her şey çok güzel, her şey yolunda. Hocam bu planın parçası mıydı yoksa birden mi gelen bir teklifti Dortmund tarafından? Ya bu açıkçası çok e, planlanmış bir şey değil. Ya, tabii ki ben Dortmund'daki insanlarla iletişimim, Edin'le olsun, e, başkanımızla olsun, e, Vatka'yla, e, sportif direktörümüzle olsun Hepsine zaten arkadaş ilişkim her zaman vardı. Ama e, Christmas döneminde e, hatta bizim Adana maçından sonra, e, biz 24'ünde oynadık yanlış hatırlamıyorsam Adana Demir'le, ondan sonra başlayan bir süreç oldu bu. Baya baya e, spontane gelişen bir şey oldu. E, ben de kendimi dinledim. Düşüncelerimi, hayallerimi e, ailemle konuştum. E, sevdiklerimle e, fikir alışverişi yaptım. Böyle bir karar aldık. Hocam kulüp yönetimine söz verdik. Fazla Dortmund'la ilgili sormayacağız ama <laughs> e, Westfalia'da uzun süre top koşturdunuz Signal Iduna Park'ta. Şimdi milli takımımız buraya evet. gelecek. Sayılı günler kaldı. İki önemli maçımız burada oynanacak. Evet. Özellikle Portekiz maçı evet. çok çok önemli olacak. Duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Uzun yıllar orada evet. top koşturdunuz. Evet. Bir de gurbetçilerimizin çok yoğun yaşadığı bir ülkeden, bölgeden bahsediyoruz. Evet. E, düşünceleriniz nedir? Vallahi ben ilk kurallar çekildiğinde e, dedim inşallah Dortmund'a da maç verir bize <laughs> diye e, dualarımız kabul, kabul oldu. E, i̇ki maçımızı burada oynayacağız. E, bizim için tabii ki çok büyük avantaj. E, Westfalen bölgesinde oynamak, özellikle Dortmund gibi bir e, şehirde ve e, Westfalen Stadyonu'nda oynamak e, bizim için çok büyük bir avantaj olacak. E, eminim e, hem Türkiye'den hem de Almanya'da yaşayan e, gurbetçilerimiz stadı dolduracaktır. Biz de orada olacağız tabii ki. E, bizim için büyük bir avantaj olacak. Bu avantajı da inşallah çok iyi kullanmak istiyoruz. Milli takımımız özellikle Salih Özcan, Arda Güler, evet. Kenan Yıldız son günlerde e, müthiş bir genç jenerasyon yakaladı. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Nerede hayal ediyorsunuz? Valla ben o konuya biraz farklı bakıyorum. Ben her zaman şunu söyledim. istikrar lazım dedim. Milli takım konusunda istikrar neyle oluyor? Turnuvalara katılmakla oluyor. Biz çünkü her turnuvaya katılırsak, bir istikrar sağlarsak o zaman başarı bir şekilde gelecektir. Ama işte bir turnuvaya katılıp dört turnuvaya katılmayan bir dünya kupası oynayıp sonra 3 Dünya Kupasını kaçıran bir ülke olmamamız lazım. Çok güzel çok isimlerini saydığınız ve saymadığınız o kadar çok yetenekli oyuncumuz var ki e, ben eminim çok iyi bir turnuva geçireceğimizden ama e, orada olmak çok önemli. Zaten Almanya'da olması, işte Dortmund taraftarının olması o havayı o, o şeyi yakalayabilirsek, o rüzgarı arkamıza alabilirsek çok iyi bir turnuva oynayabileceğimizden eminim. Çünkü hem e, hocamız çok kaliteli. Hem takımımız çok kaliteli. Ben hepsine çok inanıyorum, çok güveniyorum. Biz onların en büyük destekçisi olacağız burada. Kunt sonrası Montella nasıl buluyorsunuz? Çok sevdiğim bir insan. Fikir alışverişi yaptığımız bir insan. Görüşmelerimiz oldu. Milli takıma yeni geldiğinde beni teknik ekibinde... ...olup olmamam konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Çok seviyorum, çok sayıyorum. Kaliteli bir adam her şeyden önce, ee, çok kaliteli bir adam. Çok kaliteli bir teknik direktör. Ee, bence milli takımımıza iyi gelecektir. Yani. Antalya'ya gidecek olursak, Saygın <laughs> Hoca göreve geldi. Evet. Ee, neler söylemek istersiniz? Antalya Spor çok iyi gidiyor. Ee, ben başkanımıza da o zaman ayrılırken söylemiştim. Antalya Spor, ben bence biz çok iyi bir takım bıraktık. Ee, çok kaliteli bir insan topluluğu bıraktık oraya. Ee, futbolcularımız zaten iki buçuk senedir ne dediysek... ...hepsini e, yerine getirmeye çalışan bir topluluk oldu. Onları çok özlüyorum, yalan yok. Hepsini çok seviyorum. Ee, Sergen Hoca'ya ve ekibine de e, başarılar diliyorum. E, o da farkındadır. Çok güzel bir grup e, var orada. E, kendini kalıplamış, e, şampiyonluk yaşamış, e, tecrübeli bir hoca geldi. Ben çok mutlu oldum öyle bir hocanın gelmesine. E, çok başarılar diliyorum. E, Türkiye'nin çok büyük bir efsanesi. E, çok iyi de bir teknik direktör olduğunu e, söylüyorlar. Ben tanımıyorum tabii ki ama e, görüyorum. Çok başarılı olsunlar. Antalya Spor benim için çok değerli. Benim e, ailem, sevdiklerim hepsi orada. Onlar çok başarılı olsun. Onların kazandığı her maç, her puan benim için çok değerli. Onların hepsini çok seviyorum. Taraftarımıza da buradan e, selamlar yolluyorum. Son olarak Nuri Şahin Antalya'da en çok neyi özledin? Antalya, Antalya'nın her şeyini özledim. Ya. Yalan yok. Antalya'yı o kadar benimsemişim ki. E, hepsini, her şeyine çok özledim. Antalya'yı çok seviyorum. E, Oyuncularımı çok özlüyorum. Tesisteki çalışanları gerçekten hepsi çok çok değerli insanlar. Onları özlüyorum. Ee, ya her şey denizini, yemeğini, kumunu, e, havasını, özellikle havasını almayalım, havasına da alışamadım açıkçası. Ee, özlüyorum ama e, Antalya benim için çok değerli. Ya yani bunu sadece Televizyonda işte insanlar görsün diye söyleyecek bir insan da değilim. Antalya her zaman kalbimde yeri var. Hocam çok teşekkür ben ederim. Borussia Dortmund'a geldikten sonra ilk özel röportajınızı <laughs> TRT Spor'a verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.